Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir Instagram ayakkabısı incelemesine, kutu açımına hoş geldiniz. Biliyorsunuz her ay bir tane bu şekilde Instagram'dan ayakkabı alıyoruz. Nedir ne değildir bakıyoruz. Kutudan nasıl çıkıyor, ayakta nasıl hissediyor ve fikirlerimi sizlere anlatıyorum, aktarıyorum. Bunun dışında birkaç tane de performans incelemesi yapmak için tutuyorum. Bir LeBron 19, bir de Kyrie Infinity. Kyrie 8 var elimde. Yakında da böyle bir inceleme videosu da gelecek Instagram ayakkabılarıyla alakalı. Bu ayakkabıları bana gönderdiği için sportif.com.tr adresine teşekkür ediyorum. Zaten biliyorsunuz Instagram'da tercih ettiğim tek adres. Geriye dönük yaptığım videoları da izleyip almak istediğiniz ayakkabılara bakabilirsiniz. Bu arada YouTube'da bir şey olmuş. Aşağıya link bırakıyorum aslında hep ama linke bastığınız zaman o adresi bulamıyor. En iyisi Instagram'dan girip sportif.com.tr yapmanız ve benim takip ettiğim hesap, bazen aynı isimde birkaç hesap da açılmış olabiliyor. Yani benim takip ettiğim hesap hangisi ise mesela ona güvenebilirsiniz. Evet, kutularımız biliyorsunuz artık bu şekilde gelecek. Flight Jordan logolu. Bu kutular hem daha sağlam hem daha kuvvetli ve ayakkabıdan bağımsız bir şekilde bu geliyor. Ama bugünkü ayakkabımızla aynı marka kutumuz olmuş oldu. Şöyle çıkartıyorum ve karşınızda arkadaşlar Jordan 11. Ooh. Neydi bu? Grey. Cool gray. Bende bunun aynı rengi var. O zamanlar 4000 liralara almıştım. Şimdi belki 5-6 bin lira ediyordur. Bu biliyorsunuz zaten hype ayakkabılar Jordan 11. Gerçekten benim seninki bunun aynısı mı? Birebir aynısı. Cool gray var bende. Bir de ikinci bir rengi daha vardı. Siyah rengi. Sanki cool gray'in senin süetli gibiydi. Aslında böyle kafa kafaya da kıyaslayabiliriz. Yani bu videoyu ona da çevirebiliriz. Arkadaşlar ilk aldığınız zaman ayakkabının formu iyi. Bu Instagram'daki bu ithal ayakkabılar da gerçekten kalite noktasında gitgide daha iyi işler yapıyorlar. Eskiden suratlarına bakılmayacak gibiyken şimdi daha iyi olmaya başladı bence. Yani eskiye nazaran öyle söyleyebiliriz. Tabi her ayakkabı da aynı şekilde olmuyor. Bizi çok çok daha güzel. Özellikle geçen ay açtığım ve ondan önceki ay muhtemelen LeBron 19'a bayılmıştım. Kyrie Infinity'ye de bayılmıştım. Ama bu da fena durmuyor şu an ilk bakışta. Tabii ki ben Jordan 11 o hastası olduğum için hemen bazı farklılıklar gözüme çarptı. Özellikle bağcıklar beni mesela direkt yakaladı. İşte logosu fena durmuyor ama logodan yakaladım gibi birkaç kısım var. Ama dediğim gibi bu baya baya güzel. Bir de buna benzer yine Instagram'dan ben kırmızısını almıştım. O da fena değildi. Hatta evde giyiyorum ben onu. Altına da bir tabanlık koydum. Evde spor yaparken falan da giydiğim bir ayakkabıya dönüştü. Dilerseniz buna da bakalım. Şöyle altını çevireyim. Öncelikle taban kısmını baya baya beğendim. Sağlam, sert ve kaliteli duruyor. İçini gösteren translucent taban ve plastikler oldukça sert ön ve arkasında olan. Logolar bana şey gelmedi. Sana nasıl geldi bu arada? İyi gözüküyor mu sence? Çok anlayamadım ben farkını. Birebir getireyim. O şekilde baksak daha güzel. Hatta bekleyin, hemen getiriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi çıkartıyoruz. Tabii çok daha farklı. Poşetine bakar mısın? Hiç giymedim arkadaşlar. Bir yıl önce almıştım yaklaşık. Üf, çok iyi. Bak dediğim gibi şuraları süet değil mi? Şuralarından bahsediyorsun. Evet. Ben burasından bahsettiğini düşünmüştüm. Yani doğru, evet. Daha tüylü, süet, görünümlü. Ya çok apayrı bir ayakkabı benim için bu ya. Jordan 11. Şöyle kaldırayım kutusundan her şeyine kadar. Tabii ki fark var. Ama dediğim gibi bu 4000 liraydı. Şu an hani 5,5-6 belki bu seviyelerde gidiyordur. Bu ise hani 1-1200 civarı. Yani 5-6 kat fark var arkadaşlar fiyatlarda. Baktığınız zaman da illaki görüntüde de hissiyatta da farklı olacaktır. Birebir aynı şekilde kıyaslamak, tutmak biraz haksızlık olabilir. Aslında ikinci bir video yapabilirdik şu anda. Hani direkt kıyaslama videosu olarak. Ama neyse, sizler çok soruyorsunuz bu şekilde abi aldığın zaman sende varsa kıyasla diye. Dolayısıyla bu videoda böyle olmuş olsun. Direkt gözüme çarpan farklılıklar biraz bağcıklarından kaynaklanıyor. Bağcık yapısı çok daha kalın ve sağlamken bunda normal bağcık kullanılmış ama içine de bağcık koymuşlar, sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Bu da daha farklı bağcık, normal spor ayakkabısı bağcığı. Yani bunu da kullanabilirsiniz tabii dilerseniz. Onun dışında görsel olarak tabi bu daha böyle formlu içinde, çünkü mesela güçlü bir karton var. Onun içinde şu anda bu daha high gibi geldi bana. Yüksek gibi geldi. Baktığımız zaman şöyle, yo aşağı yukarı aynı. Tabi bunun dik duruşu, içinde şurası kullanılan süngerin tabi illaki fark var. Süngerin tabi kalite farkı, sertliği, birçok buradaki performansa ve görüntüye etki eden malzeme kalitesi farkı illaki oluyor. Şöyle altını çevireyim sadece. Daha mavi, bu daha açık. Değil mi? Bir tık daha açık renkli gibi duruyor. Ama şeyleri altları çok benziyor yani. Çok logolar mı? Baktığınız zaman sanki aynı ayakkabının iki çifti gibi gözüküyor mu? Sağ ve sol çifti.
Yani çok aşırı renkler farklı olmasa bence evet. Benziyor. Baya benzetmişler. Güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani tabanı en iyi kısmı diyebilirim. Üst tarafta şu rugan kısmını da güzel yapıyorlar. Evet, tabii bunun ruganı çok daha sert, yani bükülmez, eğilmez bir görünüme sahip. Bir tık daha buradaki rugan yumuşak ve rahat duruyor. Buradaki ise çok daha sert. Yani uzun sürelerde bu etki daha anlaşılır olur. Eşimin dediği gibi buralar nubukken, buraları nubuk olmayan. Abi çok da kötü diyemeyeceğim. Yumuşak, evet, ama yumuşak. Kaliteli bir. Evet, en azından görüntü olarak güzel yapılmış. Bağcık delikleri, bağcıkların geçtiği kısımlar farklı. Dil yine biraz farklı. Genelde bunların dili biraz daha yumuşak oluyor. Şöyle içini de göstereyim. Bu diller ise biraz daha kalın ve formlu oluyor. Zaten hani ayakkabılardaki genel fark nedir derseniz, daha dik duran ve formlu bir ayakkabı arkadaşlar. Tabii fiyatı da bu kadar olunca, bunu alabilme şansınız varsa zaten düşünmeden bunu alın mutlaka. Tabii bulamayabilirsiniz. Bunu şu an bulabileceğiniz bir adres veriyorum. Onun dışında logolara bakmak lazım. Logolar tabii ki fark ediyor. Logolar bayağı fark etmiş, hatta öyle söyleyebilirim. Logolardan farklı olduğunu çok rahat anlayabiliyorsunuz. He, bu ayaktayken bir göz seçebilir mi? Çok zannetmiyorum. Çok fazla birinin ayağında ben bile görsem seçemeyebilirim. Ama böyle yan yana aldığım zaman veya böyle dikkatle baktığım zaman tabii ki logosu direkt kendi göstermiş. Buradaki şekil tam anlamıyla daha iyi bir dikişle zaten tutturulmuş. Ama onun dışında yani Instagram'dan bulabileceğiniz bence en iyi Jordan 11 modellerinden biri. Bağcığını değiştirebilirsiniz. Belki yapılacak kalın şey bağcık. Evet. Daha kalın bir bağcık veya farklı renk bağcıklar da bağlayabilirsiniz. Ama size kendisi de gönderiyor. Satıcının bu şekilde gönderiyor olması da oldukça güzel. Topuğundaki bu 23 logoları, yazıları yine gayet güzel. Yani fena değil. Açıkçası fena değil kesinlikle, ama tabii bu mağazadan alınmışın tadını kimse vermez. Hala içindeki kokusu mükemmel. Gördüğünüz gibi kafa kafaya bir kıyaslamada mutlaka fark var. Yani ben merak ediyorum, yani rahatlıklarını çok merak ediyorum. İkisini de ayağıma giyip tekrar da deneyeyim değil mi? Hatta birini sağ birini sol yapayım. O yüzden Şunu geri koymayayım. Açayım. Hafif arkadaşlar. Direkt farklardan bile dikkatimi çeker. Yani bunu görmeyince bence çok gayet güzel değil mi? Güzel görünüyor. Evet. Ve ayakta çok aşırı eğer rahatsa sıkıntı değil. Ben bunu şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Bir numara büyük alın, tabanlık koyun. Şu an ben aynısını bunun şeyde yapıyorum. İsimlerini hatırlayamam ama isimleri unutmaya başladım ya. Bir şey red neydi? Red, evet. Siyah ve kırmızı olan. Niye hatırlayamıyorum? Şu anda şeyim uçtu. Belki hatırlarsam söylerim. İçeride arkadaşlar onu böyle giyiyorum. Altına tabanlık koydum. Birçok tabanlık markası var. Basketbola uygun, spora uygun. Hatta yastıklamayı artıran tabanlıklar var. Instagram ayakkabılarında bu şekilde tabanlıkla kullanmanız bence çok büyük avantaj olur. 60-70 lira. Bir de onlar alın diğerine takın. Onlar alın diğerine takın. Hani bir tabanlıkla çok rahat idare edebilirsiniz. Şöyle şimdi mesela güzel yanlardan biri. Bunu bazı mağazadan aldığınız ayakkabılarda bile bulamıyorsunuz. Şu dil yapısına bakar mısınız? Dil yapısı. Şurada bir lastikle tutturulmuş, dilin kayması engellenmiş. Bu geçen hangi ayakkabıda bana çok sıkıntı yaptı ya? Jordan 37'de. Dilde mesela böyle bir şey yok. O kadar sıkıntılı ki. 4000 liralık ayakkabı. Ya bunu niye yapmazsın? Çok hafif, bayağı ağır. Ağırlık farkı inanılmaz. Ve bu ağırlık farkının çoğu da arkadaşlar taban yapısından, bu alttaki okkalı yapıdan kaynaklı. Bu daha hafif ama bir tabanlıkla bunu bence üst materyalinin ağırlığı da olabilir. Bu mutlaka, ama altyapısında bile böyle bir hissediliyor. Şimdi tuttuğun zaman alta çekiyor direkt senin elini. Şuradaki büyük plastik yapısından kaynaklı. Evet, şurada dediğim gibi bağcık gönderiyorlar. Hatta farklı bağcık renkleri falan bile isteyebiliyorsunuz siparişlerde. Satıcı o noktada da yine kolaylık sağlıyor. Evet, hadi ayağımıza deneyelim. Bakalım ayakta nasıl hissettirecek. Dediğim gibi en ikonik, en güzel ayakkabılardan biri koleksiyonumda. Yani böyle hiç giymediğim ayakkabı kaç tanedir? 2 tane, 3 tanedir. Hepsini artık giymeye çalışıyorum. Bu benim için çok özel. Böyle bir cam kutu yaptırıp içine koyasım var. Hatta her rengini alıp koyasım var. Şimdi tekrar giyeceğim. Bunu ilk açtığım zaman bir giymiştim. Bir de şimdi giyeceğim. Onun Diğerin simsiyah mıydı senin? Siyah beyaz, bread rengi. Ha, bread siyah rengi. Özür dilerim. Bendeki, bak şimdi hatırladım. Bendeki hangi renkti? Aa. Bendeki nasıl unuttuk ya? Hayır, rengini, ismini unuttum. Biliyorum, nasıl unuttuk yani? Siyah beyaz. Red rengi siyah renkti. Evet, siyah kırmızı renk. Onu hatırladık. Bendeki ise yorumlarda yeşillendirin arkadaşlar. Hadi şimdi şunları deneyelim ve ayaktaki farkı daha net görelim. Normalde daha kalın çoraplarla giyiyordum ki muhtemelen öyle giymem gerekir. Çünkü bayağı bir boşluk birine kaldı. Birine diye düşünmüştüm. Yok, ilk ikisini giyeyim, sonra bir tanesiyle kıyaslıyor olurum. Tam hissetmek istiyorum çünkü nasıl her iki ayağımda da. Evet, bağcıklar arkadaşlar kesinlikle bence değişmeli.
Ya bu ayakkabının özelliklerinden biri daha kalın bir bağcık. O diğer gönderilen bağcığı taksanız bile o da güzel gözükür. Ya da nereden bulabilirsiniz? İnternette falan da satılıyor bu arada. Trendyol'da falan da vardır. Hani bağcık yazdığınız zaman muhtemelen basketbol ayakkabısı bağcığı falan tarzında böyle kalın kalın örgülü şekilde çıkabilir. Lostralarda falan çok olur. Bazı ayakkabıcılarda oluyor. Evet, çok hafif. Nasıl mesela şu an görüntü? Ya gayet güzel duruyor. Değil mi? Evet. Arkadaşlar çok hafif ve yastıklama yok denecek kadar hissedilmiyor. Yani altında gerçi 11'ler ve Jordan serileri genel olarak yastıklama noktasında hiç iyi değiller. Ama bu bence tavanlıkla harika ötesi olur. Şöyle söyleyeyim, eğer normal alma imkanınız yoksa ve bu ayakkabıları seviyorsanız bu cidden iyi bir yol olabilir. Ama tabii eğer alma imkanınız varsa mutlaka gidin bunu alın. 4-5 bin liraya bulabiliyorsanız resellerlerden belki bulabilirsiniz. Bu şekilde de gayet iyi bir tercih olacaktır. İçine güzel bir tabanlık. Jordan logosu da şu içinde mevcut. Evet, şimdi de bununla deneyelim. Farkı görelim. Yükseklik farkı bile olacaktır bence. Ben zaten yükseklik farkını çok hissettim görünce. Yani taban bastığın yerde farklıdır. Çok daha formlu, ayağına çok daha iyi kapanıyor. Ve ciddi manada ben buradayım diyen sert bir ayakkabı. Basketbol ayakkabısı yani. Değil. Casual. Bunu zaten evet. Ben performansla giymemenizi tavsiye ederim. Giyebilirsiniz. O bayağı fark var. Arkadaşlar hafif böyle yükseğe bastım. Tabii ki bir miktar daha yastıklaması hissedilir. Ayağınızın altında güçlü bir yapı var. Ya ama şöyle ikisini yan yana giydiğinde hani yani biri farklı çok diyemedim mesela. Ben arkadan değil de yandan mesela şöyle yandan ikisini görüyorum. Değil mi? İşte bağcık diyorum ya, bağcık daha çok ele veriyor kendine. Tek bağcık ele vermiş, evet. Onun dışında uzun kullanımlarda mutlaka illaki farklılık olacaktır. Ama güzel, keyifli ve yastıklama noktasında biraz fark var. Ayağım içeride çok daha pedli hissettiriyor burada. Bu ise daha sade, daha az ve daha hafif. Ya bunu mesela ben bazen günlük giyiyorum ya, çok ayağım yoruluyor. Bu mesela sizin ayağınızı çok yormaz. Çünkü çok hafif. Yani çok bir şey yokmuş gibi hissedersiniz. Güzel böyle tek fitlerinizin altına, Nike eşofmanınızın altına alınabilir. Hani ben bile düşünün bread rengini aldım ve kullanıyorum. Çünkü bulamamıştım bread rengini. Evet, ne yapacaksın? Yılda bir drop geliyor zaten bunlarda. Evet. Kasım ayları gibi geliyor genelde. Bu oradaki işte Noel'lere falan denk getiriyorlar. Ne yapacaksın? Almak istiyorsun, kullanmak istiyorsun. Bread rengi de olsun. Kimisi diyorsun. Kesinlikle tercih etmiyor böyle şeyleri. Onlara da saygım var. Kimisi de almak isterse onu da alabilir yani. Evet, güzel, keyifli. Ha, ben de mesela ak giyiyorum. Yani olabilir. Çok da memnunum, çok da rahat i̇şte ediyorum. Balenciaga giyiyorlar, ediyorlar. Yani bu olabilecek bir şey. Eğer rahatsan, eğer sağlık, ayak sağlığına rahatsız edici bir sıkıntı yapmıyorsan ki yürüyüş ayakkabılarında tabanlıkla giyerseniz zaten bu tarz bir sıkıntı olmaz. Belki normallerde tabanlıksız giyerken olurken tabanlık bu noktada çok ben tavsiye ediyorum kesinlikle. Evet, böylelikle de çıkışı yapmış olalım. Almak isterseniz dediğim gibi sportik.com.tr. Yine aşağıya link bırakacağım ama linkler yönlendirmiyor artık. YouTube bir tuhaf etmiş orayı. Belki Instagram geçişini mi engelledi acaba? Belki zaten ekranın sağında veya solunda gösteriyor olurum sportik.com.tr'yi. Bakarsınız, konuşursunuz, sipariş verirsiniz. Bu şekilde gelecek, ekstra bağcık da gelecek. Bağcıkları söyleyebilirsiniz. Hani ben şu şekilde bağcık istiyorum diye ellerinde varsa gönderirler. Sportik.com.tr adresine tekrar teşekkür ediyorum. Beğendiniz mi? Çekiliş ister misiniz? Bir sonraki videoda çekiliş yapabiliriz. Aslında aynen 3. ayda bir çekiliş yapmayı düşünüyordum. Bakalım, orada görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı dersi bugünlük out.